Gönlün huzur arıyor, arzuluyorsa zihin ve kalp temizliği gerek insana. Süren bir kuşluk vakti kadarsa bu dünyada, kurtuluş bir ömür Hazreti Kur'an'da. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan ayının 11. gününde yine sizlerle birlikte olmanın huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün sohbetimize Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ramazan Altıntaş eşlik edecek ve az evvel ifade etmeye çalıştığımız gibi kurtuluş reçetemiz Hazreti Kur'an'ı konuşmaya, anlamaya, algılamaya çalışacağız. Efendim Sultan Selim Camii uzman İmam Hatibi Durmuş Ali Uçar hocamız şimdi bizlere Hud suresinden ayetler tilavet edecek. Sözü hocamıza bırakıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم
حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
Sadakallahu'l-Azim. Enna ve saddakna. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze, yüreğinize sağlık. Durmuş Ali Uçar, Sultan Selim Camii uzman İmam Hatibi. Evet, Selçuk Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi Dekanı Profesör, affedersiniz, Profesör Doktor Sayın Ramazan Altıntaş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler inşallah. Hayırlı Ramazanlar, teşekkür ayağınıza ediyorum. Sağlık. Evet. Birinci sahurda, 11. iftarda inşallah KonTV ekranlarında evet. Sizleri ağırlıyoruz. O günde yine çok dikkatle takip ettik, ağzınıza sağlık. Şimdi Kur'an'ın aydınlığını, Kur'an'ın bizi nasıl aydınlattığını daha doğru bir ifadeyle ve Kur'an'ın hidayetinden bahsedeceğiz değerli hocam. Hud suresinde de Allah'ın ilmiyle indirilmiştir buyuruyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i. Ona tutunabilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Tamam. Bu duayla bir giriş yapmış olalım. Ve hidayetin ne anlama geldiğini sayın hocam, hidayet ne demektir? İsterseniz bu tanımla ve kavramla girerek söyleşimize yavaş yavaş geçmiş olalım. Evet, teşekkür ederim. Ben de bütün izleyicilerimizin bu mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Eyvallah. Bu ayın hayatımıza, bu güzel ilimize, cennet vatanımıza, bütün bir İslam alemine huzur, barış, kardeşlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Amin. Ve bütün temennimiz şu anda bütün dünyayı etkisi altında bulunduran COVID-19 salgın hastalığının Ramazan bayramına girişimizle birlikte bütün insanlığı tehdit etmekten çekilip gitmesini, yok olmasını da Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Amin. Ramazan ayı belki tek kelimeyle ifade edilecek olsa Kur'an'ımızın, şerefli Kur'an'ımızın, aziz Kur'an'ımızın doğum ayı olması açısından önemlidir. Zaten evlerimiz, her birimizin evi bir nevi mescide dönüştü. Artık mukabelelerimizi, hatmi şeriflerimizi evlerimizde okuyoruz. Ve Kur'an'ın hidayetinden bütün bir insanlık ve Müslümanlar olarak istifade ediyoruz. Hidayet nedir dediniz? Kur'an-ı Kerim'de hidayet kelimesi hüda kökünden geliyor. Hidayet doğru yol, doğru yolu göstermek, hakikati açıkça ortaya koymak ve istenen, gidilmesi istenen, arzu edilen yola kılavuzluk etmek gibi anlamlara geliyor hidayet dediğimiz zaman. Hı hı. Yani insanlığa hakikatin yolunu, doğru yolu göstermek anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi Cenab-ı Hakk'ın en güzel isimlerinden birisi El-Hadi'dir. Kullarına, bütün bir insanlığa doğru yolu gösteren anlamına geliyor. İşte Cenab-ı Hak tarih içerisinde ilk insanla birlikte yaratmış olduğu canlılara, yani akıl taşıyan ve beyan yetkisine sahip olan bütün insanlara doğruyu, hakikati, fıtratın yolunu göstermek adına değişik hidayet vesileleri de yaratmıştır. Bunların başında peygamberler geliyor. Peygamberler, her birisi insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran, birer meşale tutan önderlerdir. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhisselamla ilgili Kur'an'da geçen bir ayette, muhakkak ki sen insanları doğru yola çağırıyorsun, oraya götürüyorsun, hidayet ediyorsun diye buyrulur. Tabi Hazreti Peygamber aleyhisselam mutlak anlamda bir hadi değildir. Mutlak anlamda hadi, yol gösteren Allah'tır. Yine insanlara sebep olma bakımından yol gösteren, hidayet vesilesi olanlardan birisi de şuhudi ayetler dediğimiz kainattır, varlıktır. İnsanoğlu Kur'an'ın ifadesiyle varlık üzerinde tefekkür ederek, aklını kullanarak bu varlığı yaratan bir yaratıcının varlığına gidebilir. Bunu şu şekilde de ifade etmek gerekir. Yani alemden Allah'a gidebiliriz. Her birisi varlıkta ay, güneş, yıldızlar, bitkiler, insanlar, yani bütün bir canlı her birisi Allah'ın varlığının işaret taşları gibidir. Yine Kur'an-ı Kerim'de hidayet vesilesi olarak
Mekke-i Mükerreme'de bulunan Beytullah, Allah'ın evi, Kabe-i Muazzama da gösterilir. Nitekim yine bir ayette yeryüzünde ilk kurulan ev Kabe-i Muazzama'dır diye ifade edilir ve bu evin bir bereket kaynağı, alemler için bir hidayet merkezi olduğuna dikkatlerimiz çekilir. Tabii bu konu üzerinde zaman olsa uzun uzun durulabilir. Yine İslam alimleri dediğimiz alimlerimiz de her birisi bir hidayet vesilesidir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın nasıl ki gökteki yıldızlar karanlıkları aydınlattığı gibi yolda gidenlere yollarını, güzergahlarını tayin etmelerinde yardımcı olduğu gibi alimler de yönünü, kıblesini ve pusulasını kaybetmiş olan insanlığa İslam'ın yolunu, Allah'ın yolunu göstermede her birisi bir hidayet vesilesidir der. Ve bu vesilelerden birisi de Yüce Rabbimizin Kur'an'ı olan, evet en büyük hidayet kaynağı olan ve bu ayda nazil olmaya başlayan Furkan-ı Kerim, Allah'ın kelamı Kelamullah'tır. Evet. Hocam az önce saydınız ya, güneş, evet, ay, hı hı, işte bitkiler ve yeryüzündeki, evet, diğer canlılar. Hı hı. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yanlış hatırlamıyorsam çok sık bu söylediğiniz unsurlara atıfta bulunarak, evet, kudretinin delaleti, delili olarak, hı hı, gösteriyor ve insanlara akletmez, evet, misiniz diye de uyarıyor. Doğru, doğru. Bu bizim için de aslında çok önemli. Yani şunun için söylüyorum, belki birilerinin bize bir şey anlatmasına gerek kalmadan gözlemlerimizle bile neyin ne olduğuna dair bir fikir yürütebiliriz. Doğru. Çünkü Cenab-ı Allah bize bu iradeyi, bu aklı verdi. Doğru. Bunu kullanabilmek çok önemli diye özelden paylaşmak adına, teyit etmek adına girdim hocam araya. Peki hocam, hidayeti ve çeşitlerini bizlerle paylaştınız. Kur'an'ın bu hidayetinden istifade edebilmek adına bir hazırlığa gerek var mı? Ne yapmamız, evet, gerekir? Birazcık bu süreci de bizlerle paylaşır mısınız? Evet. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'i anlamak için de insanın bir takım çabalar içerisine, hı hı, girmesi gerekiyor. Kur'an'ı anlamak demek aslında yolda olmak manasına, evet, gelir. Gündelik hayatımızda bile yolculuğa çıkan insanlar, uzun yola çıkan insanlar yanlarında bir takım eşyalar alırlar, hazırlık yaparlar. Maddi, hı hı, hazırlık yaparlar, manevi hazırlık yaparlar. O halde Yüce Allah'ın kelamını anlamak için de her insanın, Müslümanın veya gayrimüslim fark etmez, onu anlama adına bir takım hazırlıkların yapılması gerekiyor. Bunların başında her şeyden önce Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmada onun sıradan bir kitap olmadığına inanmamız gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendisini tanımlarken ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ, o kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır diye tanımlıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim öylesine sıradan bir insanın kaleme aldığı bir kitap değil. Kaleme alınan bir kitap da değil o. Yani Cenab-ı Hak tarafından indirilen muhkem bir nas, her yönüyle hükmünde hikmet olan bir kitap. Evvela buna inanacağız ve sonra da selim bir kalple Kur'an-ı Kerim'e yaklaşacağız. Bu şu demek, yani içimizde hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt olmayacak ve amacımız da Allah'ın kitabını anlama niyetini taşıyacağız. Yani niyetimiz Allah'ın kitabını anlamak olacaktır. Ve bu şekilde kitaba yaklaşırsak, ki Mevdudi'nin ve Seyyid Kutub'un da eserlerinde ifade ettikleri gibi tefsirlerinde, o zaman diyorlar gerçek anlamda Kur'an-ı Kerim bize esrarını, sırlarını ve envarını, nurlarını ve bilgilerini açar diyor. Şimdi bizim böylesine bir amacımız olacak. Hani Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bir kimse Kur'an'la konuşma, Allah'la konuşmak isterse Kur'an okusun diyor. Demek ki Kur'an okumak, Kur'an'ı anlama çabası içerisine girmek, Cenab-ı Hakk'ın maksadını, ayetlerdeki maksadını anlama çabası içerisine girmek manasına geliyor. Bir defa anlamaya niyet edeceksiniz. Evet, bir defa niyet edeceğiz. Tereddütlerden ve ön yargılardan beri olacaksınız. Tabii. Doğru mu hocam? Doğru. Aksi halde Kur'an size evet, sırlarını açmıyor. Açmıyor. Evet. Yani ön yargılarla Kur'an'a yaklaşmayacağız. Aynen öyle. Evet. Dediğiniz gibi ve peşin hükümlü de olmayacağız bu konuda. Hı hı hı. Diyeceğiz ki bizim amacımız Allah'ın kitabını saf,
temiz bir şekilde niyetle ona yaklaşarak anlama çabası içerisine gireceğiz. Evet. Ve her okuyuşumuzda da Kur'an-ı Kerim bize sırlarını açacaktır. Burada kastettiğimiz şey sadece Kur'an'ın lafzını okumak değil. Kesinlikle. Elbette lafzını okumak da bizim için bir sevap getirir. Ona sevap var. Ama asıl amaç nedir? Çünkü Kur'an-ı Kerim bizim için bir hayat programı, yaşama kılavuzumuzdur bu anlamda. Dolayısıyla o yaşama kılavuzumuzu anlama çabası içerisine gireceğiz. Şimdi Hazreti Ömer döneminde, radıyallahu anh döneminde Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri Basra'ya Kur'an öğretmeni olarak gönderiliyor. Kur'an muallimi olarak gönderiliyor. Orada bizim Kur'an kursları gibi Darul Kur'anlar var, müesseseler var. İşte ümmetin çocuklarına Kur'an eğitimi yaptırılacak. Şimdi sormuş Hazreti Ömer'e giderken, ya Ömer diyor, ümmetin çocukları Kur'an'ı ezberliyor. Hafızı kelam oluyor, hafızı Kur'an oluyor bu çocuklar. Acaba diyor, toplumda Kur'an'ı ezberleme, hafız olma şerefine erişenlere Beytülmal'den bir maaş bağlasak olmaz mı diye soruyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimizin çok anlamlı verdiği bir cevap var. Eğer diyor biz Kur'an'ı ezberledi diye bu çocuklara, bu gençlere maaş bağlamaya kalkarsak, bunlar diyor asıl Kur'an'ın anlaşılmasını ihmal ederler. Kur'an-ı Kerim'i bir kazanç vesilesi haline getirirler diyor. Dolayısıyla Pakistan'da şöyle bir gelenekten bahsetmişti oradaki bir arkadaşımız bana. Ramazan ayı geldiği zaman Pakistan Müslümanları tamam evlerde, camilerde hatmi şerifler inerler, mukabeleler okurlar. Ama diyor bununla birlikte mutlaka muhtasar bir Kur'an tefsirini de mana ve yorum olarak bitirirler diyor. Yani ikisini birlikte bitirmeden bunun bir hafız, yani bir hatmi şerif olduğuna inanmazlar diyor. Evet. Böyle bir gelenek başlamış yani diyor. Yani bir karşılık beklemeden. Beklemeyeceğiz. Hocam yani aslında o kadar güzel bir formül ortaya evet. koydunuz ki bugünün eğitim modeli için de uygulanabilir tabii, belki. Tabii. Teşvik etmek ayrı şey ama bir karşılık beklemeden öğretmenin de, öğrencinin de, öğrenci velisinin de, kamuoyunun da insanlığa faydalı olabilmek adına, kendisini yetiştirebilmek adına çaba göstermesi gerekiyor. Biz buna hasbilik diyoruz evet, Yaşar evet. Bey, hasbilik. Hasbilik ne demek? Yaptığımız işi sırf rızayı bari için yapmak. Şüphesiz. Allah rızası için yapmak demektir. Hı hı. Eğer zaten bunu yapmış olsaydık her şey değişirdi yani, her şey. Yani konuşmalarımız Allah rızası için olmalı. Eğitim, öğretim faaliyetimiz Allah rızası için olmalı. Yardımlarımız Allah rızası için olmalı. Bir Müslümanla karşılaştığımızda ona tebessüm buyurmamız Allah rızası için olmalı. Yani bunun arkasından dünyevi bir çıkar beklememeliyiz. Zaten Allah rızası için yapsak Cenab-ı Hak diğer o hedefleri de mutlaka bizimle ilgili gerçekleştirir diye inanıyorum. Evet. Hani şöyle düşünelim. Hazreti Peygamber aleyhisselam bir rivayette Allah sizin ne suretlerinize bakar, yani ne yakışıklı olmanıza ne de malınıza değer verir. Hı hı. Allah sizin diyor amellerinize ve kalbinize değer verir diyor. Bakın yani demek ki kalp önemli. Yani salt kalp, selim kalp. Selim kalp dediğimiz Allah rızasını kazanmayı hedeflemek önemli. Dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'i anlama çabasında da bu niyet olacak. Selim bir kalple her türlü ön yargılardan arınmış bir şekilde Allah'ım ben bu senin sözlerini, mübarek sözlerini kavramak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Bu sırları bana aç niyetiyle Kur'an'a yaklaşmamız gerekiyor. Bir başka deyişle teslimiyet. Tabii, doğru teslimiyet, mu hocam? Teslimiyet. Yani bütün evet. dediğiniz o dünyevi arzulardan arınmak, ön yargılardan, beklentilerden evet. arınmak ve teslim olmak. Doğru. Yani anlamaya çalışmak adına söylüyorum. Doğru. Hocam bir başka husus da Kur'an muttakiler için hidayettir. Bir defa muttaki nedir? Yani nasıl muttaki olunur? Evet. Ve o süreç nasıl işletilir? Birazcık da burayı konuşabilir miyiz? Teşekkür ederim. Önemli bir soru aslında. Kur'an-ı Kerim kendisini tanımlarken Yaşar Bey değişik ifadelerle tanımlar. Bunlardan birisi Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'ânü hüdellin nâs der. Yani bu Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında bütün insanlık için
yol gösterici bir kitap olarak indirilmiştir diye buyrulur. Yani bir defa Kur'an'ın çağrısı evrensel ölçekte inansın, inanmasın bütün insanlığa yönelik bir çağrıdır. Bir de ikinci olarak Kur'an-ı Kerim'de sizin de buyurduğunuz gibi yine Kur'an-ı Kerim kendisini anlatırken hüdellil müttakîn der. Muttakiler için hidayet kaynağıdır. Şimdi muttaki kimdir? Aslında Müslümanın bir sıfatıdır. Peki hidayet nedir? Müslüman olmaktır değil mi? Yani ihtida etti diyoruz. Mesela bir gayrimüslim ihtida ederek İslam'a giriyor. Müslüman oldu diyoruz. Peki zaten Müslümanla ilgili Kur'an-ı Kerim neden muttakiler için diyor? Aslında muttakileri yüceltmek için, onları şereflendirmek içindir. Burada anahtar kavram sizin de ifade ettiğiniz gibi muttakilik, muttaki olmak ne demek? Aslında bir nevi bu ayette Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'i anlayan muttakilerin özelliklerinden de bahsetmiş olacak. Muttaki kime denir? Muttaki kelimesi Arapça'da vikaye kökünden gelir, korunmak demektir, korunmak. İslam öncesi dönemde, cahiliye dönemi dediğimiz dönemde insanlar korunmak için bir tehlikeden, bir canlının saldırısından kendilerini korumak için bir sipere yatarlardı. Bu maddi varlıktan korunmak anlamına geliyordu. Ne zaman ki Mekke döneminde Kur'an-ı Kerim inmeye başlayınca takva kelimesinin anlamında bir değişime gitti. Bu değişim insanın maddi bir tehlikeden korunması anlamında değil de manevi anlamda günahlardan korunmak anlamı yüklendi. Aslında takva şu demek, ahiret hayatımıza zarar verecek kötü amellerden bir insanın kendisini koruması demektir. Yani takva, ahiret hayatımıza zarar verecek emraz-ı batıniye dediği eskilerin gıybetten, dedikodudan, hasetten, fesattan insanın kendisini koruması manasına geliyor. Tabii takvanın Kur'an sisteminde 4 farklı manası var. Bunlardan birincisi bir kimsenin şirkten, küfürden, nifaktan arınması anlamına geliyor. Birinci manası bu. İkinci manası bir kimse İslam'a girdikten sonra, İslam'la şereflendikten sonra günahın büyüğüne ve küçüğüne bakmadan kime karşı işleniyor bu günahlar? Onun o sorunun cevabını vererek günahlar karşısında teyakkuzda bulunması, uyanık olması, kendisini koruması anlamına geliyor. Bir üçüncü manası var ki takvanın, o da bizi Allah'ı anmaktan alıkoyacak kalbimizi Allah'ı anmaktan alıkoyacak şeylerden arındırmak demektir. Bildiğiniz gibi kalp mecazi anlamda Cenab-ı Hakk'ın nazargahı ilahisidir. Ya da bir ülkenin başkenti gibi beden ülkesinin de başkenti insanın kalbidir. Ve Cenab-ı Hakk'ın nazargahı ilahisidir aynı zamanda. Hani Yunus'umuzun ifade ettiği gibi, gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise diyor. Dolayısıyla demek ki kalbimizi bize Allah'ı anmaktan alıkoyacak şeylerden arındırmak anlamına gelir. Bunu irfan ehli şöyle ifade eder. El kârda, gönül yârde der. Yar Allah'tır. Evet. Yani ne kadar biz elimizle ticaret yapsak da, alışveriş yapsak da gönlümüz ondan kopmayacak manasına gelir. Takvanın bir dördüncü anlamı var Kur'an sisteminde. O da bir Müslümanın hayatının tüm alanlarında A'dan Z'ye hayatını Allah adına yaşamasıdır. Nitekim bu konuyla ilgili bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurur. İnne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. De ki benim namazım, benim bütün ibadetlerim, hayatımın tümü ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bir başka sahabe efendilerimizden birisine sorulmuş. Efendim takva nedir diye, o da demiş ki sen çıplak ayaklarında dikenli bir tarlada yürüdün mü? Evet. Peki nasıl yürüdün?
dikenler ayaklarıma batmasın diye parmak uçlarıma basa basa dikkatli bir şekilde yürüdüm demiş. İşte takva da gündelik hayatta İslam'ı yaşarken bir Müslümanın helal ve haram duyarlılığına sahip olması anlamına gelir demişler. Evet, demek ki takva yani bir zırh. Muttakiler içinde Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i bir hidayet kitabı olarak yaratmış. Ama muttakilerin vasıflarını da saymış hemen Bakara suresinin başında dikkat edersek. Hüdellil müttakîn dedikten sonra اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar gayba inanırlar. Gayb ne demektir? Burada kastedilen mutlak gayb. Yani beş duyu ile algılayamadığımız ya da ne bileyim laboratuvar ortamında deneye tabi tutamadığımız, gözlemle kavrayamadığımız ancak naslar yoluyla kavrayabildiğimiz duyu ötesi, fizik ötesi alanın bilgisi demektir. Allah, cennet, cehennem, sırat, mizan gibi bilgilerdir, dini bilgilerdir. Demek ki önce buna inanmak lazım. Ve onlar namazı kılarlar diyor. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve kendilerine verilmiş olan rızıktan da Allah yolunda infak ederler, paylaşırlar. Demek ki muttakilerin özelliği gayba inanmak, namaz kılmak ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı yoksulla, yetimle paylaşmak. Bu da yetmiyor. Devamında diyor ki, onlar sana indirilen kitaba da senden önce indirilenlere de inanırlar ve ahiret gününe de yakinen inanırlar. İşte onlar Rablerinden hidayete ulaşmış ve kurtuluşa erişmiş olan kimselerin ta kendileridir diyor. Yani muttakilik demek ki İslam'ı üst düzeyde yaşamanın adıdır. Yani üst düzeyde yaşamanın adıdır. Zaten o şekilde yaşamış olsak toplumda temsil Müslümanlığı krizini yaşamayız biz. Hocam tam da oraya gelecektim. Şunu soracaktım. Bu söylediklerinize bakıyorum etrafımda binlerce insan sahip. Evet. Namaz kılanlar var, infak edenler Hı-hı. var. İşte birbirlerine yardımcı Hı-hı. olmaya çalışan insanlar var. Hep de eğitimli insanlar. Hı-hı. Dün de kısmen gündeme Hı-hı. getirmiştim. Ama hepsinin muttaki olmadığını herhalde herkes çok iyi biliyor. Evet. Neden muttaki olamadığımızı da çok iyi biliyoruz. Az evvel saydınız. Evet. Takvanın da bir zırh olduğunu biliyoruz evet. ama kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz. Temelde peki arıza ne Sayın Hocam? Yani evet çok güzel ifade ettiniz. Ve can kulağıyla hatta gönül kulağıyla dinlemeye çalıştık. Hı-hı. Ama bugüne bakıldığında bir karşılığı olmadığını evet. ya da bizim uygulayamadığımızı daha doğru bir ifadeyle üzülerek görüyoruz. Siz bir akademisyen olarak, ilim adamı olarak neye bağlarsınız? Temel sebepleri ya da ıskaladığımız noktalar nelerdir? Birincisi şu Yaşar Bey, şimdi İslam'da şekil önemlidir. Hı hı. Yani şekil ibadetlerin kabı dediğimiz şey önemlidir. Ama sadece şekil önemli değildir. Yani dış görüntü, namazın atıyorum abdestin farzını, vacibini çok iyi bilebiliyoruz. Şartlarını iyi bilebiliyoruz ama bir de ibadetlerin şekil şartlarıyla birlikte mana boyutları var. Hı hı. Mana boyutu. Yani deruni boyut. Onu anlayamıyoruz. Yani ibadetlerin sembolü bizim hayatımızda ne ifade ediyor? Ya da okuduğumuz ayetler ne anlama geliyor? Bunlardan habersiziz. Niye secde yapıyoruz? Niye secde yapıyoruz? Niye kıyamda duruyoruz? Niye rüküye duruyoruz? Eğiliyoruz? Evet. Yani rüküye gitmek. Hı hı. Mesela niçin hac yapıyoruz? Kabe-i Muazzama'yı niye tavaf ediyoruz? Safa Merve diyor Kur'an-ı Kerim'de sizin için şiardır. Hı hı. Allah'ın sembolleridir diyor. Hac başlı başına, ibadetler başlı başına sembollerden ibaret. Bu sembollerin arka planını kavrayamadığımız için işte asıl bunun için bizi değiştirmiyor. Yani bizde bir huşu yok, bir maneviyat yok, bizi etkileyecek boyutta değil. Yani okuduklarımız hançeremizden aşağı inmiyor. Yani Kur'an da olsa bu ve bizim tuttuğumuz oruçlar gönül dünyamızda bir akis yaratmıyor, oluşturmuyor bu anlamda. Demek ki burada işte o mana dediğimiz boyutu, deruni boyutu, irfani boyutu kavrayamadığımızdan da kaynaklanıyor bütün bunlar. Evet. Onun için İmam-ı Gazali'nin her zaman bunu ifade ediyorum, bir sözü var. Diyor ki kaliteli dindarlık salt namaz ve oruçta değil, ahlaki değerlerin temsilinde ortaya çıkardır.
Demek ki bu yaptığımız şekilsel planda dindarlıklarımızın ahlaki anlamda bizi değiştirmesi gerekiyor, dönüştürmesi gerekiyor. Kağıt üzerinde kalmamalı. Kalmaması gerekiyor. İfadesiyle. Uygulamaya dönüşmesi gerekiyor. Yani bunun hal Müslümanlığına dönüşmesi gerekiyor. Gal Müslümanlığından hal Müslümanlığına dönüşmesi gerekiyor. İşte bu manevi dünyamızdaki eksiklik ve kusurlarda da aramamız gerekiyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de görevleri anlatılırken şöyle geçer. Size Allah'ın ayetlerini okuyan yani ve sizi tezkiye eden bir peygamber. Yani evet. Tezkiye dediğimiz şey nedir? Cenab-ı Hakk'ın bakışına mahal olan kalbimizi bizi Allah'ı anmaktan alıkoyacak şeylerden arındırmaktır. Buna biz nefis terbiye ve tezkiyesi diyoruz. Yani insanın bir manevi hayatının olması gerekiyor bu anlamda. Hani Müslümanlar anlatılırken gece abid, gündüz mücahit diye anlatılır. Yani gece abid demek, işte Müslümanın bir seherinin olması lazım. Sahurlarla birlikte seherlerimizin olması lazım. Ve bil esharihum yestağfirun diyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak. Onlar seherlerde istiğfar ederler. Yani Ramazan ayı değil sadece, Ramazan ayıyla birlikte asıl Ramazan'dan sonra Ramazan ayında kazandığımız alışkanlıkları sürdürmediğimiz takdirde bir değişim olmuyor. Bizim seherlerimiz yerine sedirlerimiz var sayın. Maalesef yani öyle bir hayatımız da var. Yani bugün... İşte o zaman da değişmiyoruz. Evet. Yani görüntüde haza Müslim yani dış kalıplar anlamında öyle ama maalesef değil. Şunu rahmetli Aliye İzzet Begoviç'in Doğu Batı arasında İslam kitabı. Hepimiz evet, okumuşuzdur. Evet. Bu kitabın son satırları şöyle biter. Ah İslamiyet, senin adın teslimiyettir. Evet. Tabii teslimiyetimizde sorun var. Hasbilik yok hayatımızda. Allah rızası için hareket etme dediğimiz şeyler yok. Hesapçıyız biz. Hesap kitap yapıyoruz yani. Onun için de yaptığımız ibadetler bizi sağlam bir istikamette dönüştürmüyor, değiştirmiyor. Belki de burada aramak gerekiyor asıl problemi. Yeri gelmişken tekrar rahmet dileyelim Aliye İzzet Begoviç'e. Mekanı cennet olsun, mücadelesiyle, duruşuyla bizlere örnek teşkil etmiş bir kişilik, kimlikti. Hocam sizi biraz dinlendirelim, bir kıssa dinleyelim. Tamam. O kıssadan da hisseler çıkaralım. Elbet. Sonra Kur'an'ın neden şifa olduğuna ya da nasıl şifa olduğuna, ruha nasıl gıda olduğuna ayetlerinin değinmeye çalışalım. Çünkü bu da çok önemli bizler için. Hakikaten az evvel ifade etmeye çalıştım. Bizim gönül kulağıyla, can kulağıyla, kalp kulağıyla dinlememiz lazım ki istifade edebilelim. Evet. Aksi halde sıradanlaşıyor ve ne o ortama ne de o okuyan kişiye herhangi bir tesir etmiyor. Allah razı olsun, çok iyi bir yerde şu an tam sohbetin kıvamında, koyulaştığı bir yerdeyiz. İnşallah kıssayı dinleyip sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ramazan Altıntaş bizlerle birlikte Kur'an'ı konuşuyoruz. Bir katrede olsa anlamaya, süremiz yettiğince değerlendirmeye ve sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bugüne özel bir kıssaya kulak verelim. Dönüşte kaldığımız yerden devam edelim. Seyircilerimiz, teşekkür ediyoruz Selman Kaya'ya bu güzel kıssaları hazırladığı için. Hocam görüldüğü gibi ahiret dünya kıyası var. Güzel. Zulm ile abad olunmaz. Bunu da biliyoruz. Ama az evvel sormuştum ya, araya gitmeden, kıssayı dinlemeye gitmeden, rahmet ve şifa olarak biliyoruz biz Kur'an-ı Kerim'i. Rahmetinden, şifasından nasiplenmeyen zalimlerin de nasıl zulmettiklerini de hem tarihi kaynaklarla hem de Kur'an-ı Kerim'le bizler çok iyi biliyoruz. Ama gönlümüzü açmaya, Kur'an'a devam edeceğiz. Ve sizden de bu sorunun cevabını alalım Sayın Hocam. Ne anlama geliyor Kur'an rahmet ve şifa kaynağı olarak? Teşekkür ederim Yaşar Bey. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayette biz Kur'an-ı Kerim'i müminler için şifa ve rahmet kaynağı olarak indirdik. Zalimler için de hüsranın kaynağı olarak indirdik diye bahseder. Kur'an-ı Kerim gerçekten de bir şifa kaynağı. Hangi açıdan şifa kaynağı? Sadece
hastalıklarımız için, manevi hastalıklar için okunan bir şifa değil. Elbette onun da faydası var. Yani Kur'an okumanın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yine şifa olacağına dair de ayetler var. Şifa ayetleri dediğimiz bir takım ayetler var. Ama asıl onun dışında Kur'an-ı Kerim bizim için ve bütün bir insanlık için bir yaşama kılavuzu diyoruz. Yaşama kılavuzu. Hı hı. Nasıl ki insanın bedeni hastalıklarının bir takım şifası varsa, doktora gidiyorsak o hastalıklarımızın şifası için, toplumda ortaya çıkan bazı hastalıklar var. Yani bu hastalıklar bireysel olarak da işlenebiliyor, toplumsal olarak da işlenebiliyor. Nedir bunlar? Hani gündelik hayatta çoktur bu hastalık. Günahlar dediğimiz şeylerdir, evet. Yani günahlar. İşte içki içmek, hırsızlık yapmak, ana babaya karşı gelmek, faiz alıp vermek, ne bileyim zina işlemek. Bunları çoğaltabiliriz, hı hı. Çok sayıda. İşte bunların işlenmemesi için, ortadan kalkması için İslam evvela cezadan önce bir zemin hazırlar buna. Yani bunun işlenmeyecek ortamı evvela hazırlar. İşte nedir? Diyelim ki hırsızlık yapıyor adam. Kur'an-ı Kerim diyor ki hırsızlıktan önce insanlar niye hırsızlık yapar? Yani iş hayatında iş bulamadıkları için, geçim sıkıntısı çektikleri için, yani belki de doğru bir şey değil ama yani buna tevessül ederler. O halde Kur'an diyor ki işte işçiye işte alın terinin karşılığının alın terini tam olarak verin. Ve Kur'an nizamında insanların geçinecekleri kadar en azından hakları verin onlara. Tabii ki bu arada hırsızlığın da haram olduğunu da dini bir bilgi olarak bunlara öğretin diyor. İşte komşu ilişkileriyle ilgili tutun. Komşularımızla iyi geçinmemizle ilgili. Ne bileyim yalan söylememek gerektiğini, yalanın iyi bir şey olmadığını Kur'an bize söylüyor. Gıybetin haram olduğundan bahsediyor. İçki ve kumarın haram olduğundan söz ediyor. Evet. Çünkü bunlar aynı zamanda akıl emniyetini de ortadan kaldırıyor. İşte adam öldürmenin en büyük günahlardan günah-ı kebair olduğunu söylüyor. Can emniyetini tehlikeye atıyor. Ya bunların hepsi bir hastalık değil mi toplumda? Evet. İşte Kur'an-ı Kerim bu hastalıklara da beşeriyetin insanlık çapındaki hastalıklarına da reçeteler sunuyor. Yani bizim için temel ilkeler getiriyor. Bu anlamda da Kur'an-ı Kerim şifadır. Kur'an-ı Kerim rahmettir. Gerçekten bütün bir insanlık için rahmettir. Bir ayet-i kerimede Rabbimiz وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ diyor. Yani bir köy ahalisi, bir şehir ahalisi yürekten Allah'a iman etseler ve muttaki olarak da İslam'ı yaşasalar Allah onların üzerine göğün bütün kapılarını açar diyor. Bereket kapılarını açar diyor. Şimdi Kur'an'ın böyle bir bereket iklimi de vardır. Yani insana bir getirisi de vardır manevi anlamda. Rahmet dediğimiz şey aslında karşılığı Cenab-ı Hakk'ın kat kat karşılığını verdiği sevaplar anlamına geldiği gibi rahmet, Allah'ın rahmeti, Kur'an yoluyla bize intikal ettirilen rahmet, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz inamları ve ihsanlarıdır. İlahi lütuflarıdır, yani nimetleridir. Peki kuldan Allah'a rahmet dediğimiz şey nedir? Bunlar da birincisi Cenab-ı Hakk'ı sevmemizdir başta. Ona olan sevgi ve Müslümanın yumuşak huylu olmasıdır. Birbirine karşı evet. Halim olmasıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a hitaben şöyle buyrulur. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Peygamberim, sen insanlara yumuşak huylu ve katı kalpli, yani davransaydın, yumuşak huylu olmasaydın ve katı kalpli olsaydın, çevrenden insanların dağılıp gittiklerini görürdün diyor. Demek ki merhamet ahlakı dediğimiz şey, şefkatli olmak, acıma hissi dediğimiz şeyler olacak. Yani Kur'an-ı Kerim bunu da bize kazandırıyor. Yani Müslümana kazandırıyor. Hani düşünün, Hazreti Peygamber'i öldürmek üzere evinden çıkıp giden Ömer, Kur'an karşısında bir merhamet abidesi haline gelebiliyor. Şefkat abidesi haline gelebiliyor. Yani hani Sezai Karakoç'un bir sözü var. Bizi öldürmeye gelen bizde dirilsin diyor, evet. Ya. İşte
rahmet iklimi Kur'an'ın insanı diriltiyor. Canlılara merhametle bakmayı, insana merhametle bakmayı, açları, yoksulları, yetimleri, kimsesizleri düşünmeyi, onların yoksulluklarını paylaşmayı beraberinde getiriyor. Evet. Başkasını düşünmeyi, yani bana ne anlayışını ortadan kaldırıyor. İnsan bunu neyle yapar? Merhametle yapar, şefkatle yapar. Dilimize de tatlı dil, güler yüz diye yerleşmiştir değil mi hocam? Yani bu da merhametlendir. Tabii tabii. Bunu başarabilen toplumların da ne kadar huzurlu ve mutlu olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Gerçekten öyle. Hele hele çağımız bir yalnızlık çağı. Hı hı hı. Şimdi bunu çok güzel anlatır Muhammed Esed. Onun 3 ciltlik bir meal tefsiri var. Yani meal diyelim daha çok. Onun girişinde Almanya'da Münih'te geçen bir olayı anlatır. Ve Tekasür suresini çalışıyormuş. El-Hakimü Tekasür. Yani insanlar işte çokluk fikri onlarda övünme duygusuna götürdü diyor. Övünme duygusuna götürdü diyor. Şimdi günümüz insanında diyor bir istikbar var. Bir büyüklenme, bir kompleks hayatı yaşıyor insanlar. Öyle ki tamamen bencilleşmiş, kendi çıkarından başka kimseyi düşünmüyor bu insanlar. Ve yalnızlaşmış insanlar. Kapısını açan insan da yok. İşte Kur'an okuyan insanlar diyor, Kur'an okuyan insanlar böyle olur mu? Onlarda bir sosyal sorumluluk duygusu da olabilir. Vardır yani, bunu Kur'an ona verir. Başkasını düşünme, ben değil biz fikrini Kur'an hakim kılar. Biz mesela her namazımızda okuduğumuz, her rekatında okuduğumuz bir Fatiha suremiz var. Orada okuduğumuz bir ayet var. Günde 40 defa tekrarlıyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ne diyoruz? Ancak sana kulluk ederiz, ancak senden yardım isteriz. Kim? Ben demiyoruz bak. Biz diyoruz, biz. Yani tekil yok, enelik yok, enaniyet yok burada. Biz başkasını da düşünerek hareket ediyoruz. Hani benim karnım tok, başkaları bana ne demiyoruz, diyemiyoruz. Çünkü İslam bunu dedirtmiyor. Hatta İslam öyle diyor, bir mahallede bir çocuk veya herhangi bir kimse açlıktan dolayı ölse bütün mahalle halkı günahkardır diyen bir dine mensubuz biz. Bu Kur'an rahmetinden kaynaklanan, Kur'an şefkatinden kaynaklanan bir anlayış değil mi? Değil mi hocam? Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır. Yani bizim milletimiz gerçekten büyük bir millet. Belki bu sene tabii bu koronavirüs nedeniyle evlerimizden çıkamadık. Bu bir, yani bir karantina altında yaşıyoruz ama olağanüstü bir durum. Olağanüstü bir durum. Tarihe hep birlikte tanıklık ediyoruz bütün bir insanlık olarak. Her sene bizim milletimiz Ramazan ayı gelirken kardeşlik sınır tanımaz diye yardım konvoyları oluştururdu. Türkiye'nin sınırlarının dışına çıkılırdı. Yoksul ülkelerde yaşayan insanlara, onların derilerinin rengine, dini kimliklerine, mezhebine, meşrebine bakılmazdı. İnsan olarak bakılırdı ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için Anadolu insanı ekmeğini, aşını onlarla paylaşırdı. Değil mi? Aslında peki bu paylaşma nereden kaynaklanıyor? İnancımızdan. Bak şu anda ülkemiz, evet biz de yaşıyoruz bu koronavirüs hastalığını. İnşallah yavaş yavaş azalmaya başladı ve biz şu anda bütün ülkelere yardım ediyoruz tıp malzemeleri konusunda değil evet, mi? Evet. Yardım etmeyebiliriz. Yani bencillik olsa yardım etmeyebiliriz. Bana ne diyebiliriz ama öyle düşünmüyoruz. Başkalarını da düşünüyoruz. Allah'ın yarattığı bir insan olarak bakıyoruz. İşte Kur'an'ın bir nevi şifa olması, rahmet olması bizim üzerimizde böyle bir davranışa bizi sevk etmesinden kaynaklanıyor. Aynen. Çünkü biz nefsani duygularla değil, insani ve imani ve dahi vicdani duygularla hareket ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de, bundan sonra da aynı eksen üzerine yürümeye devam edeceğiz. Yani bu bizim insana bakışımızda, bizim hamurumuzda bu var, mayamızda bu var değil mi hocam? Tabii, yani mayamızda başarmak ve becermek. Yani bu bizim insan anlayışımızda var Yaşar Bey. Bu nereden kaynaklanıyor? Kur'an-ı Kerim'de biz insanı eşrefi mahlukat olarak yarattık diyor. Aynen, evet. Ve bir gün Hazreti Peygamber aleyhisselam sahabe efendilerimizle birlikte otururken önlerinden bir cenaze geçiyor. Ayağa kalkmış Peygamberimiz ve sahabe diyor ki ya Resulallah bu bir Yahudi cenazesidir. Niçin ayağa kalktın dediğinde o bir insan değil midir diyor. Bakın o bir insan değil midir? İşte bizim insana bakışımız o Allah kelamından kaynaklandığı için.
O rahmet ikliminden, o şifa kaynağı oluşundan kaynaklandığı için böyle yapıyoruz. Bir defa şu yargılayıcı tavrımızı bir kenara bırakacağız evet. Sayın Hocam. Yani evet. Ön yargıya da geçtiğimiz dakikalarda vurgu yaptık. Yargılamayacağız. Çünkü biz de acziyetimizi görebilmeliyiz, evet. Fark edebilmeliyiz. Tabii. Her zaman vurguluyoruz. Bizi ayakta tutan dualarımız. Hocam bir de muhlis kullardan bahsedilir. Evet. Muhlis kullar kime denir? Muhlis kulların avantajları, evet. Muhlis kul olabilmenin getirileri nelerdir? Birazcık da buraya bir parantez açsak. Teşekkür ederim. Cenab-ı Hak Lokman suresinin ilk ayetlerinde şöyle evet. buyurur. Kur'an-ı Kerim'i de tanımlarken tilke ayatül kitabil hakim hüden ve rahmeten lil muhsinin ellezine yukimune salate ve yu'tune zekate ve mimma razaknahum yunfikun diye devam eder. Hı hı. Şimdi Kur'an diyor muhkem ayetlerdir. Kur'an'ın ayetleri muhkemdir. İşte bu Kur'an'ın muhkem ayetleridir dedikten sonra bu Kur'an'ın muhkem ayetleri muhsinler için rahmet ve hidayet kaynağıdır der. Peki o zaman muhsin sizin dediğiniz gibi önemli bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kavramlardan birisidir. Ve hüsn kelimesinden türemiş. Hüsn güzel demektir, iyi demektir. Hı hı. Muhsin de iyilik yapan kimse anlamına gelir. Yani başkalarına iyilik yapıyor ama bu iyiliği güzel bir şekilde yapan, rızayı bariyi hedefleyerek yapan bir kimse anlamına gelir. Biliyorsunuz ihsan kelimesini de Hazreti Peygamber aleyhisselam, sen Allah'ı görmüyorsun ama Allah seni görüyor şeklinde tanımlamıştır. İşte muhsin dediğimiz kimse ki Cibril hadisinde de anlatılır bu husus. Üç sanki basamaklı bir İslam merdiveni söz konusudur orada. Hazreti Cibril ile konuşmasında Hazreti Peygamber Efendimiz işte iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir diye sormuştur. İman kalbin ameli, İslam'ın teorik plandaki göstergesi. İslam dediğimiz zamanda pratik olarak, davranış tarzı olarak ortaya koymamızdır. İhsan dediğimizde bunun üst planda ortaya çıkmasıdır. O halde muhsin dediğimiz gerçekten İslam'ı temsil planında, kişilik planında da çok iyi bir şekilde temsil eden bir Müslümanın sıfatıdır. Yani muhsin dediğimiz şey. Nedir bunlar? İşte demin okuduğumuz ayetlerde de geçiyor. İşte muhsin olanlar gerçekten Kur'an'ı iyi anlayabilirler. Rahmet olabilir onlar için. Çünkü onlar Kur'an'ın ifadesiyle namazı ayağa kaldırırlar. Namaz konusunda gerçekten titizdirler. Farkındalık bilincine sahiptirler. Bu farkındalık bilinci namazın sadece bireysel anlamda eda edilmesi değil, namazın toplumsal anlamda eda edilmesi için çalışırlar. Bir de zekatı verirler. Tabi bunlar zenginse verirler yani. Tabii. Zekatı verirler ve neticede de Allah'a da yakinen iman ederler ve Rablerinden de bir hidayet üzeredirler bunlar derler. Bir başka ayette de bu muhsinler şöyle anlatılır. Ellezine yunfikune fisserrai ve zarrai. Onlar varlıkta ve yoklukta infak ederler, paylaşırlar. Şimdi buradaki paylaşma ahlakı dediğimiz şey önemli bir Müslümanlığın göstergesidir. Paylaşma, insan niye sahipse, varlıklı olan Müslüman nedir onu varlıklı yapan şey? Zenginlik midir? Zenginliğini yoksullarla paylaşmaktır. Peki ilim zenginliği midir? İlim zenginliğini başkalarına anlatarak paylaşmaktır. Ne bileyim Cenab-ı Hak kendisine sağlıklı, sıhhatli bir hayat mı vermiştir? Bedeni açıdan ve bedenini Allah yolunda kullanabilme ihsanına, iyiliğine sahip olması gerekir. Demek ki varlıkta ve yoklukta paylaşırlar. Hani Hazreti Peygamber aleyhisselam başkalarına iftar yapmanın Allah katında değerinin yüksek olduğunu ifade ederken diyor ki birisine ya bir suyunuz da mı yok? Hı hı. Yani başkasına ikram edecek. Yahu bir güzel tebessümde bulunmanız da mı yok? Tebessüm etseniz birbirinizle karşılaştığınız zaman buyuruyor değil mi? Ve sonra vel kâzımînel gayza. Onlar öfkesini yutarlar. Bakın evet. Öfkeyle kalkan zararla oturur denilmiştir değil mi? Yani öfkesini iyi kontrol ederler. İslam öfkesiz bir Müslüman istemiyor elbette. Ama öfkesini
nerede göstereceğini iyi bilen, kontrol eden evet. bir Müslümanı istiyor. Evet. Arkasından vel afine anin nas diyor. Yani bunlar muhsinlerin özellikleri. Başkalarını affeden, insanları affeden bir insan diyor. Affetme ahlakına sahip olan bir insan diyor. Demek ki el afuvu kimin ismidir? Yüce Rabbimizin evet. en güzel isimlerinden birisidir. Affedicilik ne demektir? Cenab-ı Hak açısından olaya baktığımız zaman kullarının bütün günahlarını atlayıp paklamak manasına gelir. O halde biz de o sıfata bürünürsek, insanların kusurlarını, ayıplarını örtersek işte muhsinlik derecesine ulaşırız. Son evet. olarak da şöyle diyor: Vallahu yuhibbul muhsinin. İşte bu güzel özellikleri, hasletleri kendisinde taşıyan, bu ihsan sahibi olan, Allah'a görür gibi inanan, Allah görüyor gibi namaz kılan, Allah görüyor gibi oruç tutan Müslümanları Allah sever diyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir insan evet. mertebesine ulaşmak demek Eyvallah. Muhsinlik. Hocam bir virgül daha koyalım. İftar saatine de artık yaklaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kusurları örtmede gece gibi ol diyor değil mi Hazreti Mevlana'da? Evet. Onu da hemen burada hatırlatmış ve pekiştirmiş olalım. Sevgili seyircilerimiz, şimdi reklam için izin istiyorum. Dönüşte Ramazan Hocam'la iftara yakın dakikalarda birlikte olacağız. Ramazan Hocam'la birlikteliğimizi sürdürüyoruz sevgili seyircilerimiz. İftara doğru devam ediyor. Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi'ndeyiz. KonTV, Konya FM ortak yayınındayız. Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'in bize yol göstericiliğini, rehberliğini, muttaki olabilmeyi, hidayeti ve en son araya gitmeden de muhsin kul olabilmeyi ve bunların ne anlama geldiğini değerli hocamızdan aldık ve sizlere aktardık. Dakikalar kaldı artık iftar sevincimize. Hocam gerçekten çok özel bilgiler paylaştınız bizlerle ama şunu da tabii merak ediyoruz. Kur'an'la olan ilişkimiz nasıl olmalı? Kur'an'la olan ilişkimiz sadece bu aya özel mi olmalı? Buralara da birazcık değinelim ve seyircilerimizi bilgilendirelim. Teşekkür ediyorum. Sohbetimizin başında da evet. ifade etmeye çalıştım. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in doğum ayıdır. Hı hı. Aynı zamanda bu bize şu mesajı veriyor. Yani ey Müslüman, kılavuz kitabınla, hayat programını sana veren kitabınla ilişkilerini sürdür. Evet. Onu anlamaya çalış manasında. Eğer kardeşlerimizden bu zamana kadar Kur'an'la ilişkileri uzaksa hemen bu ayı fırsat bilmeli. Hı hı. Ve yeniden Kur'an'la olan aramızı bulmalıyız. Aramızdaki engelleri ortadan kaldırmalıyız. Ben bunu şuna benzetiyorum Yaşar Bey. İslam tarihinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın tarihinde yaşanmış bir fetretül vahiy diye bir olay var. Vahyin kesilmesi diye bir olay var. Vahiy kesilince tabi Peygamberimiz Aleyhisselam kendisine indirilen ayetleri Mescid-i Haram'da açıkça okurdu. Müslümanlara da okurdu, Müslüman olmayan müşriklere de okurdu. Tabi bu kesilince alay konusu da oldu Mekke müşrikleri tarafından. İşte Muhammed'i Rabbi bıraktı gibi laflar söylemeye başladılar. Peygamberimiz kendi de çok üzüldü değil Tabii mi? Tabii Hazreti Peygamber acaba dedi Rabbim evet. beni unuttu mu, Hı-hı. bana darıldı mı gibi o da kendisini hesaba evet. çekmeye çalıştı. Evet. Sonra tekrar Vedduha suresinin inişiyle birlikte Vedduha velleyli izâ seca andolsun evet. işte kuşluk vaktine ve geceye bastırdığı zaman geceye karanlığa şeklinde başlıyor. Rabbin sana ne darıldı ne de seni bıraktı Muhammed'im diyor. Tabii bu bir sevinç vesilesi oluyor. Yeniden Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a manevi bir coşku tekrar geliyor. Ben şuna benzetiyorum. Bizim hayatımızda acaba fetretler var mı? Kur'an'la aramız açık anlamında. Bir Müslümanın Kur'an'la ilişkisini nefes darlığı çeken bir insanın, bir hastanın oksijen tüpünden mahrumiyetine benzetiyorum. Hı hı. Nasıl ki nefes darlığı çeken bir hasta oksijen tüpünden mahrum olduğunda sıkıntı çekerse bir Müslüman da Kur'an'la olan ilişkisini kestiği anda böyle bir sıkıntı içerisine girmesi gerekir. Dolayısıyla buna girmemek için de Kur'an'ı hem okuma hem okuduğumuz ayetleri anlama
anladıklarımızı yaşama ve topluma anlatma sorumluluklarımızı da yerine getirmemiz lazım. Başta biz lafız planında dilimizle Kur'an-ı Kerim'i okurken bunu kalbimize indirmeliyiz ve kalbimiz de bunu aklımıza yansıtmalı ve üçlü bir koordinasyonla birlikte bu Kur'an bizim hayatımızda ete ve kemiğe bürünmesi gerekiyor. Bunu kastediyoruz. Dolayısıyla Müslümanlar bugün sadece tabii Kur'an-ı Kerim'i meali de okuyacaklar, meal olarak da okusunlar ama asıl muteber bir İslam aleminin yazdığı tefsirlerden okumaları daha uygundur diye düşünüyorum. Ve Kur'an bize ne diyor? Den ziyade bana ne diyor? Yani her şeyden önce ben sorumluyum. Yani bu Kur'an bana inmiş gibi düşüneceğim. Her Müslüman o şekilde düşünecek ve kendisine düşen sorumlulukları da bir hakkın yerine getirme çabası içerisine gireceklerdir. Bu önemlidir. Ramazan ayında yapmamız gereken hasletlerden birisinin de görevlerden Hocam, birisinde bu olması gerekir. Az önceki sözünüzü bir daha tekrarlayın. Gerçekten önce ben, evet, ben bir anlayacağım. Evet, tabii. Bana indi çünkü. Yani bana, sorumluluğumu bana bilmeliyim. Bana ne diyor bu Kur'an-ı Kerim? Evet, bu çok önemli. Evet. Bana ne diyor? Hı hı. Yani başkalarını anlatmak için değil. Şimdi bizde öyle bir şey oluşuyor ki sanki hepimiz birer Kur'an teknisyeniymişiz gibi geliyor. Evet. Hep başkalarına anlatalım ya. İşte evet, öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim'i, manasını, yorumunu. Başkalarına anlatalım değil. Önce başkalarına anlatsak bile kendimize anlatacağız. Çünkü Allah'ın huzurunda biz hesaba çekileceğiz bundan dolayı. Evet. Ve bizim hayatımızda Kur'an'ın kaçta kaçı ayetler yankılanıyor. Hani şöyle bir şey anlatırlar. Şimdi bizim ilahiyat talebelerinden birisine, hani faraza diyelim, hı hı, veya imam hatip talebelerinden imamlık imtihanına çağırmışlar. Jüri demiş ki ne kadar ayet biliyorsun, kaç sayfa biliyorsun Kur'an-ı Kerim'den? Ya 10 sayfa falan biliyorum. Hı hı. Oradan demiş ki hocanın birisi, evladım 10 sayfayla imamlık yapılır mı? Evet. O da kalkmış demiş ki talebe, Hazreti Adem 10 sayfayla peygamberlik yapıyor da ben 10 sayfayla imamlık yapamayacak mıyım demiş. Acaba buna tabii tebessüm ediyoruz hepimiz. Doğru. Ama bizim gündelik hayatımızda kaç sayfa geçerli, yani İslam'ı yaşarken acaba kaç ayet var hayatımızda? Bunu bir hesaplamak lazım aslında, değil kaç mi? Kaç ayet var, kaç evet, ayetin anlamını biliyoruz. Anlamı var. Çok yani, önemli hocam ya gerçekten bunlar, yani evet, çok özel cümlelerle de sohbetimizi evet, yavaş yavaş bunlar sonlandıralım. Bunlar önemli. Evet, onun evet, için diyorum ki ben evet, Müslümanlara gelin evet, Ramazan ayında mukabelelerimizle beraber, hı-hı, hatmi şeriflerimizle beraber bir de bir tefsiri hatmetmeye başlayalım. İnşallah, inşallah. Yani okuduğumuz ayetlerin, hı-hı, bir de manasını öğrenelim, yorumunu öğrenelim. Rabbimiz bize ne diyor? Evet. Onu kavrayalım ve kulluk bilincimizi artıralım. Ramazan ayı bunu artırsın. İnşallah. Çünkü bereket inşallah, ayı, ben inanıyorum ki yine tekrar başta söylediğimiz gibi inşallah, Kur'an o zaman bize sırlarını açacak değil mi? Envarını, nurlarını açacak ve biz onu anlamaya çalışacağız. Tabii evet, Kur'an-ı Kerim'i sadece Kur'an'la değil, hadislerle de anlamaya çalışacağız. Hı-hı. Elbette hı-hı, alimlerimizin yazdığı şeylerle de anlamaya çalışacağız. Evet. Ama tekrar ediyorum, hı-hı, biz Kur'an'ı okurken Kur'an bana ne diyoru? O kesinlikle, soruyu unutmayacağız ve o soruya cevap vermek için Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Artık saniyeler kaldı. Merkeze sözü bırakacağız. Ve 11. orucumuzu da Allah'ın izniyle açmış olacağız. Tekrar sizlere, camianıza, ailenize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah kabul etsin ibadetlerinizi. Çok sağ olun. Hepimiz için. Ömrünüze hayırlı bereket. Ramazanlar. Çok sağ olun. Evet sevgili seyircilerimiz, bugün iftara doğrunun sonuna geldik. Allah oruçlarımızı kabul etsin, ibadetlerimizi kabul etsin. Sofranıza, hanenize, ömrünüze bereket nasip etsin. Allah'a ısmarladık.